Önceki videomuzda Kodu Gamelife uygulamasını indirip bilgisayarımıza kurmuştuk. Bu dersimizde programı daha yakından tanıyacağız. Kodu Gamelife uygulamasını açtığımızda karşımıza ana sayfa geliyor. Yeni dünyaya tıklayarak oyun yapmaya başlayabiliriz. Veya kaydettiğimiz oyun varsa dünyaya yükle diyerek de kaydettiğimiz oyunları açabiliriz. Karşımıza 3 tane seçenek geliyor. Birinci seçenek boş bir dünya. İkinci ve üçüncü seçenek ise bilgisayar tarafından oluşturulmuş hazır oyun bölümleri olarak düşünebiliriz. Ben şimdilik boş bir dünya oluşturuyorum. Karşımıza zemin geldi ve altta araçlarımız var. İlk araçtan tanımaya başlayalım. Ana menüye tıkladığımızda karşımıza böyle bir menü geldi. Mesela yaptığımız oyunu kaydetmek istiyorsak dünyayı kaydet diyerek isim veriyoruz ve buradan kaydet dediğimizde yaptığımız oyun kaydediliyor. Oyunu başlat butonuna tıkladığımızda hazırladığımız kodlarını yazdığımız oyunu test etme şansımız oluyor ve oyunu oynayabiliyoruz. Üçüncü düğme ise kamerayı hareket ettirme butonu. Sol tarafta gördüğünüz gibi bize kısa yolları gösteriyor. Sol tarafa tıklayarak zemini taşıyabiliriz. Yani şu şekilde bir hareket yapıyoruz. Oyunun içerisine bir karakter yani nesne eklemek istiyorsak nesne aracını seçmemiz gerekli. Daha sonra oyundaki zemine sol tıklıyorum. Buradan istediğimiz nesneyi oyun içerisine ekliyoruz. Ben bu karakter içerisine bir kod yazmak istiyorsam nesnenin üzerine sağ tıklayarak programlama dememiz gerekiyor. Karşımıza kodlarımızı yazacağımız bir sayfa geldi. Mesela ben bu nesnenin kendi tarafında dönmesini istiyorsam yap butonun yanındaki artı işaretine tıklamam gerekiyor. Artıya tıkladık ve buradan dön komutunu ekledik. Şimdi buradaki kod sayfasını kapatmak için ESC'ye basıyorum. Oyunumuzu başlatmak için biraz önce gösterdim. Butona tıkladım. Eklediğimiz kod parçası sayesinde karakterimiz kendi tarafına dönüyor. Diyelim ki ben bu kod bloğunu silmek istiyorum. Nesne aracını seçtim. Karakterimizin üzerine gelerek programlama diyoruz. Ve buradaki dön komutunu silmek için de sağ tıklayarak karoyu kes dememiz yeterli. ESC ile buradaki kod sayfasını tekrardan kapattım. Alt tarafta patika aracımız var. Bu patika bir yol oluşturmak için kullanılabilir. İlerleyen videolarda bunları daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Zemin fırçamız var. Zemin rengini değiştirmek istiyorsak zemin fırçasından mesela buradan şöyle bir turuncu zemin seçiyorum. İstersek buradan boyutunu tabii ayarlayabiliriz. Zeminimizi şöyle biraz büyük yapalım. Evet, şöyle bir zemin oluşturduk. Yan tarafta yukarı aşağı butonumuz var. Bu yukarı aşağı butonu sayesinde tepeler, vadiler oluşturabiliyoruz. Şu an mesela yukarı aşağı butonumuz seçili. Zemine sol tıkladığımız zaman mesela bir defa tıklarsak şöyle bir yükselti oluşturdu. Sürekli tıklarsak da şöyle sürekli olarak yukarı doğru bir vadi oluşturuyor. Ben bunu tekrardan eski haline getirmek istiyorsam sağ tıklamam yeterli. Şu şekilde yükseltimizi yok etmiş olduk. Oluşturduğumuz tepeleri silmek için istersek yan tarafta gördüğümüz düzleştir butonu da kullanılabilir. Bu sayede tepelerin hepsi zeminle aynı hizaya gelmiş olacaktır. Engebeli yani sivri bir arazi oluşturmak için de buradaki butonu kullanacağız. Bu buton sayesinde şöyle gördüğünüz gibi sivri vadiler oluşturduk. Oyunun içerisine su da ekleyebiliyoruz. Su aracımız var. Sol tıklarsak suyun yüksekliği bu şekilde artıyor. Sağ tıklarsak da suyun yüksekliği azalmış oldu. Yaptığımız tüm işlemleri silmek için, nesneleri silmek için de silme aracını kullanacağız. Şu an silme aracımız seçili. Nesnemizin üzerine sol tıklarsak eğer nesnemiz kaybolacaktır. Evet, alttaki bütün araçlarımızı inceledik. İlerleyen dersimizde oyunun içerisine karakter ekleyip bu karakterleri hareket ettireceğiz. Karşımıza farklı düşmanlar çıkartarak bunları birbiriyle etkileşim haline sokacağız. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.